Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Konferansı nasıl buldunuz, nasıl gidiyor? Vallahi çok dinamik, çok heyecanlı bir konferans oluyor. Katılım son derece yüksek, ondan da çok mutluluk duydum. Ve her kesimden, işte iş dünyasından çok değerli burada konuklarımız var. Akademi dünyasından var, öğrenciler var, gençler var. Dolayısıyla çok bayağı yoğun ilginin olduğu bir konferans oluyor. Çok mutlu oldum bu kalabalığı gördüğümde. Az önce konferansta iş dünyasındaki trendlerden bahsettiniz. Bize de biraz anlatır mısınız bunları? Evet, güzel bir panel oldu, heyecanlı bir panel oldu. İşte Türkiye'nin ve dünyanın önemli şirketlerinin işte buradaki lokal ofisteki genel müdürleriyle birlikte bir trendleri değerlendirdik. Şimdi şu oluyor herhalde, bütün şirketlerde şunu gözlemliyoruz. Bir kere her şey tabii yine müşteri etrafında dönüyor. Müşteri en önemli tabii herkesin odaklandığı konu. Ama onun etrafında tabii hani müşteriye daha farklı, daha bu yeni dünyaya uygun hizmet verebilmek için herkes müthiş bir çaba içerisinde. Trendleri çok yakın herkes takip etmeye çalışıyor. Teknolojiye inanılmaz derecede önem veriliyor. Önemli yatırımlar yapılıyor. Data konusu özellikle çok önemli. Burada herkes gerek işte bizim gibi bankalar olsun, diğer şirketler olsun, bu data nasıl işlenmeli, oradan nasıl bir değer çıkarılmalı. Bu konulara gerçekten şirketler çok kafa yoruyorlar. Ve tabii bununla birlikte de bütün şirketlerde iş yapış biçimleri değiştiği için tabii çalışan tarafı da çok kritik. Yani özellikle insan kaynakları bu konuya stratejik olarak yaklaşabilmek, o kültürel değişimi sağlayabilmek aslına bakarsanız herhalde hepimizin en önemli gündem maddesi. Son sorumu sorayım o zaman. Genç profesyonellere neler önerirsiniz? Vallahi ben genç profesyoneller adına aslında çok mutlu oluyorum ve çok doğru bir zamanda dünyaya gelmişler diyorum. Şimdi dünya o kadar hızlı değişiyor ki ve iş yapış biçimleri falan o kadar farklı noktalara geliyor ki çok heyecanlı bir döneme girdiklerini düşünüyorum. Benim onlara söyleyeceğim şey şu olabilir. Özellikle bu inovasyon, değişim, yenilikler, hani bu konulara önem veren kurumlarda bir başlangıç yaparlarsa, orada o şeyi, kültürü elde ederlerse ondan sonrası zaten çok hızlı bir şekilde, iyi bir şekilde gelişecektir diye düşünüyorum. Buna değer veren kurumlarda yer alsınlar.